Bugünkü yeni VR haber videomuzda konumuz şu. Biliyorsunuz Oculus Quest 2 cihazımız şu anda yanımda. Başka videolarımda soru soran bazı takipçilerim vardı. Bu Air Link ve Oculus Link performansları ile ilgili olarak. Bugünkü videomuz bir performans test videosu olacak. Şu şekilde ileteyim. Eminim çok faydalı bir video olacak. Sonuna kadar izleyebilirsiniz ya da chapter'lara göre izlemek istediğiniz kısmını izleyebilirsiniz. Bugün yapacağımız şey şudur. Öncelikli olarak SimVR'dan bir oyunu açıp Oculus'ta nasıl oynayabiliriz? Bununla ilgili öncelikli olarak size bir bilgi vereceğim. Gerek bilgisayar üzerinde, gerek Oculus Quest üzerinde yapmanız gereken bazı ufak tefek ayarlar ya da işlemler oluyor. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Onun dışında Oculus Quest ile ilgili bağlantı performans testi yapacağız. Arkadaşlar bununla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Bir tane oyunumuz var SteamVR'da çalışan. Bunun Oculus Quest 2 için olanı da var ama test amaçlı olarak SteamVR oyununu oynayacağız bugün. Öncelikli olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk yapacağımız şey bu orijinal Oculus'un kendi kutusundan gelen Type-C USB olan bu Cable Link dediğimiz Cable Link olarak bağlayacağız cihazımızı. Yani Oculus Quest'i direkt olarak PC'ye bağlayıp bu şekilde bir performansa bakacağız. Ne şekilde oynanıyor diye. Ondan sonra tavsiye edilen şekilde olarak cihazımızı burada görmüş olduğunuz 5 GHz ve 2.4 GHz destekli olan modemimize Ethernet kablosuyla bağlayarak bir bağlantı oluşturacağız ve Oculus Quest'i de 5 GHz'lik network ile bağlayıp modemimize bu şekilde oyun oynamaya çalışacağız ve performans durumunu kontrol edeceğiz birlikte. Yani lag var mı, bir takılma ya da bir glitch bir şey oluyor mu ekranlarda diye. Bundan sonra deneme amaçlı olarak tavsiye edilenin dışına çıkacağız. Bu Ethernet kablosunu çıkartıp direkt olarak PC'mizden modemimize 5 GHz'lik Wi-Fi network bağlantısıyla bağlanacağız. Ve modemden de okuyorsa 5 GHz'lik bir bağlantıyla bağlanacağız. Bunu yaptıktan sonra en çok sorulan sorulardan birisi olan 2.4 GHz'lik bir modemim var. Bununla SteamVR oyunu oynayabilir miyim Air Link üzerinden şeklindedir. Bunu deneyeceğiz. Gene aynı PC'mden 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi network'üne bağlanacağım. Ve modemden de gene okuyorsa 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi network'ü aracılığıyla bağlantı kurarak oyun oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. SteamVR üzerinden stream şeklinde. Ve son olarak da çok enteresan bir şey, benim internette gördüğüm bir şey vardı. Onu test amaçlı olarak onu yapacağım. O da şu şekilde arkadaşlar. Örnek veriyorum, herkesin yeni modem alma imkanı yok. Sonuçta bu aletler elinizde de varsa ekstra bir masraftır. Mesela elinizde bir 5 GHz'lik modem olmayabilir. Hani bu durumla ilgili olarak şöyle bir şey ben görmüştüm. Elinizdeki cep telefonlarında biliyorsunuz hotspot özelliği var. Bu hotspot'u açtığınız zaman özellikle de güncel telefonlarda 2.4 GHz ya da 5 GHz olarak hotspot'u oluşturabiliyorsunuz. Yani bu cihazınıza bağlanan cihazlar ister 2.4'ten ister 5 GHz'den bağlanıyor. Test edeceğimiz son husus da bu şekilde. Yani kendi elimde bir Huawei 40 Pro cihazım var. Bu cihazımı modem olarak kullanacağım. Normal Wi-Fi'yi kapatacağım üzerinde. Hotspot'unu açacağım. Ve PC'mizi 5 GHz'lik bir network ile telefonuma bağlayacağım. Ve telefonumdan da Oculus Quest'e bağlanacağım. Yani Oculus Quest telefonuma, daha doğrusu 5 GHz'lik hotspot'una bağlanacak. Ve PC ve Oculus direkt olarak telefon üzerinden bir network'e erişmiş olacak. Ve bakalım bu şekilde oyun oynayabilecek miyiz? Videomuzu izleyelim. Umarım sonuna kadar izler ve beğenirsiniz. Hemen videomuza geçiyoruz. Öncelikli olarak bir SteamVR oyunu nasıl oynanır? Ben size onu anlatmak istiyorum çok kısaca. Şu anda görüyorsunuz bilgisayarım karşımda ve ekranınızda da şu anda görüyor olmanız lazım. Öncelikli olarak yapmanız gereken şey, gördüğünüz gibi Oculus Quest uygulamamız mevcut. Ayrıca SteamVR uygulamamızın da olması gerekiyor arkadaşlar. Bu iki uygulamamız olmadığı zaman Steam oyunlarını oynayamıyorsunuz. Yapmanız gereken ilk önce dediğim gibi yapacağımız şey Oculus Link kablomuzla bağlanmak. O yüzden Air Link'e girmiyoruz şu anda. Öncelikli olarak Oculus uygulamamızı açıyorsunuz. Oculus uygulamasını ve SteamVR uygulamasının açılabilmesi için kendi ilgili serverlarına bağlantı kurabiliyor olmanız lazım. Yani benim gibi Çin'deki bir lokasyondaysanız VPN'i açmanız gerekiyor maalesef. Ben şu anda VPN açık olduğu için uygulama açıldı. Ancak internet bağlantınız yoksa bu uygulamalar da çalışmıyor.
Şu anda bu Oculus'un uygulaması gördüğünüz üzere açıldı arkadaşlar. Cihazınıza baktığınız zaman da burada cihazınızda bağladığınız zaman bağlı şekilde yazacak. Tanınmış olması lazım. Şimdi arkadaşlar alalım. Buradaki kablomuza Type-C'yi bağlıyoruz. Ve USB 3.0 portu gördüğünüz üzere. Bunu da bağlıyoruz. Şimdi bu uygulamamızı açtık. SteamVR uygulamanızı da açıyorsunuz. Hesabınıza login olmanız lazım. Tabii şu anda arkadaşlar başlığı takarak başlıkta bağlantı kurduğunuz için cihaza dosyalara erişim izni vermeniz gerekiyor. Başlığı takarak hemen ekranınızda gördüğünüz veri erişimine izin ver tuşuna basmanız gerekiyor. Evet. Evet, şu anda gördüğünüz üzere şunu da bağlı diyecek. Şu anda demedi, hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu an bağlı. Niye bağlanmadığını size çok kısaca söyleyeyim. Cihazımızın kendi içerisindeki ayarlarda AirLink seçeneği aktif haldeydi. Şu anda biz ancak AirLink ile değil kabloyla bağlandığımız için cihaz algılamadı bununla bağladığımızı. Başlık içerisindeki ayarlardan AirLink'i tekrar kapalı konuma getiriyorsunuz ki Oculus Link özelliği aktif olsun ana ekranda. Evet, şu anda gördüğünüz üzere başlığımız burada. Ve burada göreceğiniz üzere başlık algılanamadı diyor. Algılanmadı demesi şununla alakalı. Oculus Link'in bağlantı işlemini sağladıktan sonra bu SteamVR sizin direkt olarak başlığınızı algılayacak ve Steam Home'a gideceksiniz cihazınızla birlikte. VR'ımızın içerisinden göstereceğim arkadaşlar devamını. Evet, ana ekranımızdayız. Oculus Link seçeneğimiz mevcut. AirLink kapalı arkadaşlar ayarlardan. AirLink açık olduğu zaman burada AirLink'ten yani kablosuz bağlantı özelliği geliyor. Bu gelmiyor. Bilgisayarımızda Oculus'un uygulaması ve SteamVR uygulaması açık. Şu anda gördüğünüz gibi bir sıkıntı görmüyorum. Ve PC'mizde de şu anda gördüğüm kadarıyla SteamVR daha henüz algılamadı. Yani şuraya bakarsanız arkadaşlar şu anda burası çalışıyor. Şuraya basarsanız Oculus Link'i buradan kapatabiliyorsunuz. Hemen SteamVR'a bir tekrar bir göz atacağım. SteamVR'ı bir kapat aç yapalım arkadaşlar. Tekrar açalım. Evet arkadaşlar, SteamVR'ı şu anda algıladı. SteamVR şu anda ekranda göreceğiniz üzere oyunda yazıyor arkadaşlar ve Home özelliği yükleniyor. Evet arkadaşlar, şu anda Home tam olarak yüklendi. Şu anda göreceğiniz üzere herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle gittiğimizi varsayalım. Nasıl yapıyorduk? Mesela gördüğünüz gibi şu şekilde Steam Home'undayız şu anda arkadaşlar. Şöyle bakalım bir etrafa. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Şu an kabloyla bağlıyız. Bu Steam'in kendi ev ortamı arkadaşlar. Bu şekilde börtü böcek. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan sonra yapmanız gereken oyununuzu bir PC üzerinde açtığınız anda direkt ekranınıza oyun yansıyacak. Evet. Şimdi PC'mizde ben tekrar oyunumuzu açacağım arkadaşlar. Oyunumuzu başlatacağım. Evet arkadaşlar, PC'den oyunu açtım. Şu anda gördüğünüz üzere oyunumuzun içerisindeyiz. Oyunumuzun adı A Fisherman's Tale. Son derece güzel bir oyun. Yanılmıyorsam Oculus'un kendi Android sisteminden de oynayabiliyorsunuz. Steam'de de var. Yani birçok oyun bu şekilde. Gördüğünüz üzere herhangi bir takılma bir şey yok. Oyuna start diyelim. Şu anda PC'de de şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Şu anda PC'de de görebiliyorsunuz şu anda. Now, stop me if you have heard this one before. Evet, şu an Once upon a while ago, there was a fisherman's puppet, carefully made by hand.
Yalnız ben buradan bir ayara girmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben oturuyor ayağı burada. Oturma ya da standing şeklinde seçenekler var. Evet. The puppet lived a simple evet. life inside the model lighthouse with everything in its place. And every day began the same way when he brushed his wooden teeth. Son derece takılmadan hızlı bir şekilde oynanıyor. Well, if you don't think wooden teeth need brushing, you've never had a cavity and a splinter at the same time. Next, he put a log inside his little stove to warm things up. Şu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle ne alıyoruz? Şuradan şunu açalım. Nice and warm, safe from the storm. Next, he would take his duster and carefully dust his lucky seashell over there. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir takılma, bir şey yaşamıyoruz. Şu anda son derece normal bir şekilde. His routine never changed. Next, he would dust the little seashell on the shelf in the corner. There. The shell reminded him of the sea when it was calm. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Next, the fisherman would open wide his window to check the weather. Bir şey yok gördüğünüz gibi. Son derece rahat, normal bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Şimdi bunu oyunumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Listen. No sound of the storm. Safe to open the window. Ve Oculus Quest'imizi devre dışı bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ikinci şey şu. Cihazımızı AirLink ile bağlayacağız. Evet, AirLink için arkadaşlar kapatalım. Evet, göreceğiniz üzere Oculus Link ile bağlandığınız zaman, direkt kabloyla bağladığınız zaman herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Son derece takılmadan hızlı bir şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Şimdi AirLink'i nasıl kullanacağız? Onu size göstereceğim. Öncelikli olarak PC'mize geliyorsunuz. Oculus'un uygulamasını açıyorsunuz ve burada ayarlara girip ayarlardan beta kısmına giriyorsunuz. Beta kısmında göreceğiniz üzere burada bir AirLink seçeneği mevcut. Burada açma kapama düğmesi var. Göreceğiniz üzere burada AirLink'i aktif hale getirmeniz gerekiyor. Normalde şu şekilde kapalı durumda. Bunu açtığınız zaman 24 saat boyunca bu aktif halde duruyor. Yani bilgisayarınızı bir daha açıp bir daha oynayacağınız zaman buradaki görmüş olduğunuz tuşa gelip tekrar aktif hale getirmeniz lazım. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Evet, şu anda AirLink seçeneğini gördüğünüz üzere aktif hale getirdik. Sonra yapmanız gereken arkadaşlar, tavsiye edilen şekilde Ethernet kablomuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi modemimiz burada. Modemimizde 2.4 GHz ve 5 GHz'lik bağlantı seçenekleri mevcut. Ancak cihazımız şu anda Wi-Fi ile bağlı olmasına rağmen Wi-Fi ile bağlamıyorsunuz. Ethernet kablosunu takıyorsunuz. Gördüğünüz üzere kablomuzu taktık. Ethernet kablomuzu. Bir bağlantımıza bakalım. Evet, burada emin olmak açısından bir Wi-Fi bağlantımızı da kes diyelim. Bağlantı kestik. Şu anda gördüğünüz üzere Ethernet ile internete bağlıyız. Ve AirLink özelliğimiz açık. SteamVR uygulamamızı gene açabiliriz. Bu arada tabii arkadaşlar kablomuzu çıkarıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi şu anda bunu çıkardık. Ve şu anda tabii ki başlık algılanmadı demekte. Şimdi hep birlikte tekrar Oculus Quest ekranımıza birlikte dönelim ve içeride ne ayar yapmamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Evet, şu anda Oculus ekranımızdayız. Şu şekilde yapıyoruz hemen. Buradan menüye giriyoruz, hızlı ayarlara. Şu anda göreceğiniz üzere Oculus Link seçeneği kaybolmuş durumda çünkü kablomuz takılı değil. Hemen ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman aşağıya Experimental Features, deneysel özellikler kısmına geliyorsunuz ve burada AirLink seçeneğini görüyorsunuz. Bunu açıyoruz. Burada size AirLink'i kullanırken ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Şu anda yaptığımız yani ayarlarla ilgili zaten size bilgi veriyor. Yani bir tane normal ev Wi-Fi ağınıza bağlanıyorsunuz. Wi-Fi ağına. Ethernet kablosuyla cihazı modeme bağlıyorsunuz. Ve modeminizde 5 GHz'lik bir bağlantı özelliği olması lazım. Ve Oculus'u da 5 GHz'lik network'e bağlamamız lazım. Öncelikle olarak devam dedik.
Ve gördüğünüz gibi Oculus Air Link seçeneğimiz buraya geldi. Şimdi yapmamız gereken Wi-Fi ağımıza bağlanacağız. Şu anda Wi-Fi'ye giriyoruz ve Wi-Fi açık. Evet. Şu anda şu ikisi benim kendi modemim arkadaşlar. Şu anda bu 5 GHz'lik olan network, bu 2.4 GHz'lik olan network. İkisini aynı anda istediğinize bağlanabiliyorsunuz modemlerde. Şu anda tabii göremiyor olabilirsiniz. Oculus gördüğüm kadarıyla şu anda kaydetmiyor. Evet. Şu anda bakıyorsunuz SM5, 5 GHz'lik network'e bağlandık. Evet. Şimdi Oculus Air Link tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli bir şey söylemeyi unuttum size. Şu şekilde bilgisayara bir bakalım. Arkadaşlar şuraya girdiğiniz zaman bağlantı ayarlarına giriyorsunuz. Bağlantı ayarlarında gördüğünüz gibi burada ağ bulmayı aç diye bir seçenek var arkadaşlar. Size bunu söylemeyi unuttum. Eğer bu şekilde ağda bulunmayı, bu cihazın bulunmasını aç demezseniz cihazı Oculus Quest bulamayabiliyor. Şu anda başka cihazların görebilmesini sağlayan ağ ayarları açık. Şunu kapat ve aç diyelim tekrar Air Link seçeneğini. Evet, şimdi tekrar Oculus Quest'imizden bir daha şu anda deneyelim. Evet, şu anda geldi. Anladığım kadarıyla. Evet, şu anda bağlantı kuruldu diyor arkadaşlar. Evet, şu bağlanmış. Başlat diyoruz. Şu anda SteamVR açık, Oculus Software uygulaması açık. Bakıyorum şu anda herhangi bir lagın olmadığından emin olalım. Evet, şu anda bir sağa sola baktığımda bir takılma görmüyorum. Demek ki herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şuradaki Oculus Link Air Link tuşuna bastığınız zaman şuradan gördüğünüz gibi Air Link'ten çık tuşu geliyor deminki olduğu gibi. Ancak burada şöyle bir şey var. Bir dinamik ve sabit seçenekleri var göreceğiniz üzere. Bu şu arkadaşlar bit oranı yani görüntü aktarımla ilgili bir şey. Şu şekilde gördüğünüz gibi dinamiği seçmeniz daha uygun olacaktır. Yani en iyi hız ve kalite oranını kendisi yakalayacaktır. 10 megabit per second'dan 200 megabit per second'a kadar. Şu şekilde bunu direkt olarak buradan yazabilirsiniz ya da şuradan şöyle en fazla kaç olacağını seçebilirsiniz. Sonra kaydet diyorsunuz. Sabit değilse belli sabit bir hıza çekiyorsunuz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum şu anda her şey düzgün çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Şuradan sağa doğru çekmeye başlıyorum. Bakın hala bir sıkıntı yok. Yalnız bunu 120'nin üzerine kadar getirdiğimiz zaman bir yerden sonra lag başlıyor arkadaşlar. Şöyle getiremesi daha. Evet, şu anda gerçi onu yaşamadım ama. Evet, şu anda arkadaşlar şöyle bir bakın. Hafiften bir sallanma hissediyorum. Evet, bakın göreceğiniz üzere şu anda bir 200 yani 165'i şu anda kaldıramadı ve şu anda direkt olarak patladı. 85'e çektim mesela. Bakın düzeldi. Tekrar arttırıyorum 190 diyorum. Şu anda 190 yani aktarım kalitesini şu anda arttırdım arkadaşlar ve şu anda tekrar sallanmaya başladı. Yani şu anda bağlantı stabilizasyonu bozuldu. Şu an sabit şekilde 190'la bağlanıyor. Hani bunu da kaldıramadığı için bir sıkıntı var. Yani burada bunu 10'a getirelim. Herhangi bir şekilde çok kötü bir bağlantınız varsa buradan kendiniz ayarlayarak sabite çekebilirsiniz. Biz gene dinamik diyelim. Evet, bu da bilmeniz gereken enteresan bir ayar. Buradan yani bu lagla ilgili bir durum yaşarsanız buradan değiştirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Air Link ile cihazımızın Oculus Software'e bağlandık ve SteamVR bağlanmış olması lazım. Bakalım bir SteamVR PC'ye bakıyorum hemen arkadaşlar. Şu anda başlık algılanmadı demiş.
Bir kapat aç yapalım tekrar SteamVR'ı. SteamVR'ın algılanıp direkt olarak Oculus Quest'te çalışması gerekiyor. Evet, şuradan bir VPN açmam gerekiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ekranda hemen dönelim. Evet, şu anda zaten SteamVR yüklemesi başladı. Airlink üzerinde. Evet, şu anda büyük ihtimal PC'de SteamVR yükleniyor. Evet arkadaşlar, şu anda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Göreceğiniz üzere SteamVR Home'a gitmedik. Ben birkaç tane deneme yaptım videoyu çekmeden önce. Bu büyük ihtimal bağlantı kararsız olmasıyla alakalı gibime geldi açıkçası. Ama şu anda PC'de de bakacağınız zaman arkadaşlar, orada kumanda ve başlığı algıladı. Yani şu anda SteamVR'a bağlıyız. Evet, oyunumuzu tekrar açalım arkadaşlar. PC'mize gidiyorum ve ben o PC'den de oyunumuzu tekrar başlatıyorum. Evet arkadaşlar, PC'den şu anda oyunumuzu başlattım. Evet, ellerimiz burada. Start diyelim. Yani şu anda Airlink'i tavsiye edilen en iyi speklerle oynuyoruz. 5 GHz'lik bir network'e bağlıyız Oculus Quest'imizin headsetiyle. PC'miz de modemimize Ethernet'le bağlı. Şimdi kendisi bir algılasın. Stop me if you have heard this one before. Evet. Once arkadaşlar, şu anda bir testimizi yapalım. There was a fisherman's puppet. Aşağı yukarı herhangi bir lag yok. The puppet lived a simple life inside a model lighthouse with everything in its place. Evet, şöyle sağa sola hızlı bir şekilde döndüğümüz zaman takılma yaşamıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda olması gereken şekilde. Tabii oyunu bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmamasıyla da alakalı olarak. Well, if you don't think wooden teeth need brushing, you've never had a cavity and a splinter at the same time. Next, it put a log inside his little stove to warm things up. Evet, yanlışlıkla menüye girdik. Şunu açalım. Nice and warm, safe from the storm. Next, he would take his duster and carefully dust his evet, lucky seashell. Hiçbir lag yok şu anda aslında. Yani oynamayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece oyunu ilk açtığımız zaman ufak bir ben hafif bir şey sezdim. O da oyunun yüklenmesiyle alakalı. His routine never changed. Next, evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 5 GHz network, Ethernet'le bağlanmış bilgisayar üzerinden oynuyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde kablo takılı değil, görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi bunu da kapatıyoruz. Şimdi diğer videomuzda da şunu da diyeceğiz. Bilgisayarımızın Ethernet kablosunu söküp bilgisayarı 5 GHz'de bağlayacağız. Headset'imiz de 5 GHz, yani 5 GHz bağlantısıyla bakalım ne şekilde bir performans alacağız arkadaşlar. Hemen kapatıyoruz şu anda oyunumuzu. Şimdi ikinci denememize geçiyoruz. Ve Ethernet kablomuzu çıkardık. Evet arkadaşlar, kaydımızı da bir ben başlatayım bir yandan hemen. PC kaydımızı kapatmışım. Evet, şimdi kablomuzu söktük ve cihazımızı Wi-Fi üzerinden göreceğiniz üzere 5 GHz'lik olana bağlayacağız. Şu 2.4'lük, şu 5 GHz olana. Şu an otomatik bağlandı. Şunu yapmanız lazım arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla. Özelliklere giriyorsunuz. Özelliklere girdiğiniz zaman direkt olarak ilk kurduğunuz zaman şu ortak ağda kalıyor ya da hangi ayarı seçtiyseniz. Biz bunu seçmeyeceğiz arkadaşlar. Şu özeli, yani ev ağı, iş ağı, gördüğünüz gibi bunu kurarsanız bilgisayarınız bulunabilir. Paylaşım vesaire vesaire diyor. Yani bu cihazın bulunabilir olması gerekiyor. Bu kanımca önemli bir şey. Eğer ki siz bağlanamazsanız bu ayara girerek bakmanızı öneriyorum. Şu anda evet, 5 GHz network'e bağlı. SteamVR'ımızı tekrar çalıştıralım. SteamVR'ı bağladıktan sonra açarsak belki daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar headset'imize dönerek
Tekrar bir bağ, Oculus Air Link bağlantısını yapalım. Tekrar bağlanıp aynı oyunumuzu bir daha oynamaya çalışalım. Evet, tekrar şu anda Oculus ekranımızdayız. 5 GHz network'e bağlıyız. Ve PC'miz de 5 GHz network'le modemimize bağlı. Evet, şu anda karşımıza geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Lag yok. Yani SteamVR bizi algılamadı PC'de göreceğiniz üzere. SteamVR'ı bir kapat aç yapalım. Evet. Şu anda SteamVR'ın içerisindeyiz. Oyunumuzu açacağız arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuza girdik. Ve Oculus'ta 5 GHz network var. Ve tek fark, PC'mizi Ethernet'le bağlamadık. PC kablosuz şekilde modeme bağlı. Oculus da kablosuz şekilde 5 GHz network'ten modeme bağlı. Şu anda hafif takılmalar yaşıyoruz arkadaşlar ama önemli değil, bekleyin. Now, stop me if you have heard this one before. Once upon a while ago, there was a fisherman's puppet. Carefully made by hand. The puppet lived a simple life inside a model lighthouse. Şu anda arkadaşlar şu elimi çevirirken biraz takılma and var. Every day began the same way when he brushed his wooden teeth. Şöyle bir deneyelim tekrar. Well, evet, if you don't think wooden teeth need brushing, you've never had a cavity and a splinter at the same time. Next, it put a log inside his little stove to warm things up. Nice and warm. Şu anda oyunu biliyorum aslında, bir sıkıntı yok arkadaşlar. Next, he would take his duster and carefully dust his lucky seashell. Fena değil, tepki güzel geldi şu anda. On the shelf. Evet arkadaşlar, yani tepki fena değil. Yani Ethernet'le bağlamasanız da... His routine never changed. Next, he would dust the little seashell on the shelf in the corner. There. Evet arkadaşlar, oynanıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok bence. The sea when it was calm. Dediğim gibi, next, bilgisayar şu anda direkt olarak 5 GHz network'e bağlı, Ethernet bağlı değil. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Son derece güzel. Baktığın zaman, hızlı döndüğün zaman da bir sıkıntı yok. Yani bu şekilde yani PC'yi Ethernet'le bağlamadan da oynayabilirsiniz. Hemen no kapatalım. Sound of the storm. Şimdi 2.4 GHz network'le deneyeceğiz arkadaşlar. Birçoğunuzun da en çok merak ettiği konu bu. Hemen bir videomuzu ve oyunumuzu kapatalım ve tekrar dönelim PC'mize. Evet, göreceğiniz üzere 5 GHz network ile modeme bağlanıp modemden de 5 GHz network ile Oculus Quest'te görüntü aktarımını sağladık SteamVR'da. Şimdi yapacağımız işlem şu, birçoğunuzun da sorduğu bu. Çünkü arkadaşlar, bu modemlerin, aldığınız modemlerin her birinde 5 GHz özelliği yok. Ben de bu modemi ayrıyeten aldım. Kutu açılım videomu izlediyseniz eğer arkadaşlar, bu modemi de yeni aldım. Çünkü benim eski modemimde sadece 2.4 vardı. Bu yapmış oynadığımız şekilde oyunu oynayamıyorduk. Şimdi arkadaşlar, hemen ekranımıza bakalım. Network'e giriyorum. Evet, 2.4 network'ümüze bağlan diyorum. Evet, 2.4 GHz'lik network'e bağlandım modemimde. Herhangi bir Ethernet kablosu yok göreceğiniz üzere. Ve şuna dikkat edin, buna gene ilk kez bağlandığınızda özelliklere girerek şunun da her halükarda bulunabilir olduğundan emin olun. Çünkü birçok bağlantı sorunu yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı sorunu yaşamamak için burada shared, yani ortak değil, özel bağlantı olması lazım. Bilgisayarınızın bulunabilir olması lazım. Bunu seçtikten sonra bunu kapatalım. Evet. Şu anda her şey hazır arkadaşlar. Şimdi tekrar Oculus Quest'imizi alarak Oculus Quest'imize dönüyoruz. Ve 2.4 GHz bağlantıyı gene Quest'imizde de seçeceğiz. Çünkü iki cihazın da aynı network üzerinde olması lazım ki birbirlerini görebilsinler. Evet, şu anda tekrar Oculus Quest ekranındayız. Bu menü kısmını girdiğin zaman siz göremiyorsunuz ama arkadaşlar, ben şimdi buradan 2.4'e çevireceğim. Evet arkadaşlar, 2.4 gördüğünüz üzere 2.4 GHz network'e şu anda geçmiş durumdayım. Ve Oculus Quest cihazımızı PC'mize 2.4 GHz bağlantı üzerinden bağlayacağız. Kadarıyla açık.
Evet, şu anda uygulamamız geldi. Şöyle bir şu anda aslında bir takılma yaşamıyorum. 2,4 GHz'de şu anlık çok kötü değil arkadaşlar ama yani çok da iyi de değil. Şu anda dinamik bağlantıdayız. Evet, şimdi arkadaşlar PC'ye dönelim. PC'de gene SteamVR'ı bir daha açmamız gerekiyor göreceğiniz üzere. Evet. Bir daha açtık. Şu anda Steam otomatik olarak algıladı. Ve SteamVR ekranına geldik. Home açılmadı gene tabii ki. Arkadaşlar oyunumuzu açıyorum. Evet, şu anda 2,4 GHz network ile oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu anda oyuna girdik. Oyunumuz başlayacak, evet. Şöyle hızlıca bir dönelim. Şu anda çok fazla bir sıkıntı Now, dönüşte yok stop me sanki. if you have heard this one before. Once upon a while Arkadaşlar, şu an ago, biraz tabii bir there was a takılma var. fisherman's puppet, carefully made by hand. The puppet lived a simple life inside a model lighthouse. Şu ekrana bir When... karşıya döndürebilirsek arkadaşlar, evet. Everything in its place. And every day began the same way when he brushed his wooden teeth. Evet arkadaşlar, bir takılma yaşadım şu anda. Well, if you don't think wooden teeth need brushing, you've never had a cavity and a splinter at the same time. Next, he'd put a log inside his little stove to warm things up. Evet, basalım. Nice and warm, safe from the storm. Next, he would take his duster and carefully dust his lucky seashell over there. On the shelf. Ya arkadaşlar şu anda gene oynayabiliyorum aslında. What next? Ah, next evet, he would take the yaşadım, old bir duster yaşadım and dust his lucky seashell. Evet arkadaşlar şu an bir takıldım. Seste takılma yaşıyorum, görüntüde bir takılma yaşıyorum şu anda arkadaşlar. His routine never changed. Evet, şu an, Next, he would arkadaşlar, the little şu an seashell on the shelf in the corner. Bakın arkadaşlar, şu anda gitti, evet. 2,4 GHz'de bağlanıyoruz arkadaşlar. Şu an bir gitti. So much dust. He needed to find faster. Dust the seashell on the middle shelf. Evet arkadaşlar, şu anda biraz takılma var. Where was the duster? It was on the table beside the shelf. Evet, VPN'i kapattım arkadaşlar, bilgisayarda VPN açıldı ama VPN'le alakalı değil galiba. Şöyle dönelim. Over in the corner, there were three shelves. On the middle one, his favorite seashell. There. The shell reminded him of the sea when it was calm. Next. The fisherman would open wide his window to check the weather. A quiet sea tonight. Finally, and most important, every day he would work on his latest model. There, in the center of evet the room, arkadaşlar, yani... the perfect model of Yani oynanabiliyor mu arkadaşlar? Oynanabiliyor ama bu oyunda şu anda fazla bir aksiyon yok. Küçük bir odanın içerisindeyiz ve bu küçük odanın içerisinde bir takılma yaşadım ben. Çok istek gerektiren bir oyun oynadığınız zaman büyük ihtimal bayağı bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz mümkün. Yani oyundan oyuna yaşayacağınız kalite ve performans farkı olacak büyük ihtimal. Evet şu anda gene donduk. Bakın arkadaşlar şu an gene bir... Şu an gitti. The model should be a perfect replica. Şu an, There was a section of the wall missing and a model cabinet. Şu an çok They kötü must have halde. been around here somewhere.
Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde yani 2.4 GHz bu şekilde fazla bir aksiyon ve hareketin olmadığı bir oyunda bile takılma yaşatıyor size. En kötü ihtimal herhalde 5.5 gerekecek. Bunu da kapatarak şimdi bir de cihazımı mobil telefonumuzu bağlayarak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım mobil telefonun 5 GHz network'ünü kullanabilecek miyiz? Evet göreceğiniz üzere 2.4 GHz network ile oyun oynayabildik. Ancak benim kendi düşüncem 2.4 GHz ile oynadığınız zaman çok büyük bir ihtimal oyundan oyuna bir fark yaşayacaksınızdır. Çok sistem gereksinimi isteyen ve çok fazla görüntü akan bir oyun oynadığınız zaman takılmayı çok daha fazla hissedebilirsiniz. Sonuçta bu oynadığımız oyun şu anda küçük bir odada geçiyor. Çok fazla nesne yok, hareket yok, gelen giden bir NPC yok biliyorsunuz. Bundan dolayı bu oyunda çok sıkıntı yaşamamış olabiliriz ancak hani bunu en basit olduğunu varsayın. En basit olduğunu varsayarak bile gördüğünüz üzere takılmalar yaşanır. Gerek seste takılma gerek görüntüde. Yani oyundan alacağınız zevki büyük ihtimal öldürecektir. Şimdi şu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an telefonumla kayıt altında olduğum için direkt olarak size gösteremeyeceğim ama ekran görüntüsü olarak göstermeye çalışacağım. Elimde Huawei 40 Pro cihazım var. Cihazımdan hotspot özelliğini açacağım ve hotspot'ta şu şekilde 2.4 GHz ya da 5 GHz özellikleri var burada da bu telefonlarda da. Telefonumun 5 GHz network özelliğini açarak hem PC'mi 5 GHz network'ten telefonuma bağlayacağım Wi-Fi üzerinden hem de Oculus Quest'i benim Mate 40 cihazımıza Mate 40 Pro cihazıma Oculus Quest'e bağlayarak aynı network'e telefon hotspot'u vasıtasıyla sokacağım ama 5 GHz olarak. Bakalım 5 GHz eğer modeminiz 2.4 diyelim. 5 GHz network verebilen hotspot'u telefonunuz varsa akıcı bir şekilde Airlink'ten oyun oynayabilecek misiniz? Hemen bakıyoruz. Evet şu anda telefonumun içerisindeyim. Telefonumdan kaydediyorum size videoyu. Hemen gördüğünüz üzere wireless bağlı değil şu anda cihazımızda. Sadece mobil datamız var. Hotspot özelliğine giriş sağlıyorum. Hotspot'umuzu açıyorum. Evet, hotspot'umuz aktif halde. Hotspot'un more diye daha fazla detay özelliklerine girdiğim zaman gördüğünüz gibi burada seçenekler var. 2.4 ya da 5 GHz. Evet, 5 GHz'i sağladım buradan şu anda. Artık PC'mden ve Oculus Quest'ten bu cihazımıza bağlanabilirim arkadaşlar. Hemen PC'mize dönerek PC'mizden de ben bu mobil bağlantımıza bağlanacağım. Evet göreceğiniz üzere şu anda Huawei Mate 40 Pro cihazıma bağlandım. Ve benim bilgisayarım da gene telefonuma bağlandı. 5 GHz'lik bir network'e sahipler. Yani şu anda mantıken 5 GHz'den 5 GHz'lik bir network. Ama telefonu modem olarak kullanıyoruz. Bakalım telefonun gücü yetecek mi? Başlat diyelim ve link atalım. Evet arkadaşlar şu anda Oculus Link'e telefonumu kullanarak bağlandım arkadaşlar. Ve yani şu anda sadece elleri göremiyorum tabii şu anda ama gördüğünüz gibi herhangi bir takılma yaşamıyorum. Arkadaşlar hemen şu anda PC'ye dönüp SteamVR'ı açıyorum ve SteamVR şu anda yükleniyor arkadaşlar. Evet, SteamVR ekranı geldi. Şu anda telefonumla oynuyorum arkadaşlar söylediğim gibi. Evet arkadaşlar şu anda PC üzerinde oyunumu çalıştırdım. SteamVR benim cihazımı algıladı ve oyunumuzu açıyorum. Şu anda 5 GHz bir network üzerinden oynuyoruz. PC 5 GHz network'te ve benim Oculus Quest de 5 GHz network üzerinde ve şu anda Huawei Mate 40 Pro üzerinde hotspot üzerinden bağlanıyorum. Evet bir bakalım. Evet oyuna girebildim arkadaşlar. Bir oyun açılsın. Bakalım oyun oynanabiliyor mu bu şekilde? Evet şu anda hafif takılma var ama bu ekranda olabiliyor takılma. Now stop me if you have heard this one before. Evet arkadaşlar şöyle yavaş çeviriyorum elimi.
There was a fisherman's puppet. Arkadaşlar şöyle sağa sola hızlı şekilde bakıyorum, bir yırtılma takılma görmüyorum. The puppet lived a simple life inside the model lighthouse. With everything in its place. Evet, siz and şu anda every day began the same way when he brushed his wooden teeth. Ama şöyle söyleyeyim, sağa sola gittiğim zaman hafif bir takılma ve baş dönmesi yaratıyor şu anda bende. Well, if you don't think wooden teeth need brushing, you've never had a cavity and a splinter at the same time. Next, it put a log inside his little stove to warm things nice and warm. Safe from the store. Evet, şunu tutalım. Bir next daha bir sallayalım. Next he would take his duster and carefully dust his lucky seashell. Arkadaşlar luck yok there, açıkçası ben bir luck hissetmiyorum şu anda. Yani sağ sol sağ sol. Arkadaşlar şu anda şöyle söyleyeyim, bir luck yok aslında. What next? Ah, next there. Yani şu anda herhangi bir luck hissetmiyorum. Direkt olarak oynayabiliyorum arkadaşlar ama ara bir takılma yaşıyorum. Yani 2.4 GHz'de nasıl yaşadığım bir takılma varsa tek tük o takılma gibi bir takılma yaşayabiliyorum. Evet, yani şu an gördüğüm kadarıyla olabiliyor arkadaşlar. Yani tekrar bir bilgisayara bakayım ben. Time to open the window. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi şu anda oyunu oynayabiliyoruz. Quiet sea tonight. Evet, fena değil arkadaşlar şu anda. And most important, every day he would work on his latest model. There, in the center of the room, a perfect model of his own little lighthouse. Evet, ondan çıkıyorum arkadaşlar. Exact in every detail. Tekrar size bir göstereceğim. It gerçekten was nearly finished too. Only two pieces needed. Şu anda bir takılma yaşıyoruz. Çıkış yaptığımız için. Çıkış diyelim. Ve tekrar size telefonuma bağlı olduğumu bir göstermek istiyorum. Huawei Mate 40 Pro olarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt olarak telefonun hotspotundaki 5G'ye bağlayayım. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım siz de videodan zevk almışsınızdır ve umarım bilgilendirici olmuştur sizin için. Gördüğünüz üzere öncelikli olarak Oculus Link kablosuyla bağlandık ve hiçbir lag yok arkadaşlar. Ondan sonra bilgisayarımızı 5 GHz network ile wireless olarak modemimize bağladık. Ve modemimizden de 5 GHz bağlantıyla Oculus Quest'e bağlandık. Ve o zaman da hiçbir lag yaşamadık. Daha sonraki denememizde, 3. denememizde 2.4 GHz network olarak wireless olarak modeme bağlandık. Ve 2.4 GHz network ile tekrar Oculus Quest'e bağlandık. Ve gene oyunu oynayabildik. Ancak oyunda performans sorunları çıkmaya başladı. Gözle görülür derecede. Ki arkadaşlar unutmayın, bu oyunda herhangi bir aksiyon, sürekli olarak bir vurma, kırma, kovalamaca ya da karakterlerin koştuğu bir şey yok. Son derece basit bir, küçük bir odada geçiyor. Bu yüzden herhangi bir aktarılacak da çok fazla da bir şey yok. Bunu da hesaba katın lütfen. Yani ve buna rağmen 2.4 GHz'de bayağı bir gözle görülür şekilde sıklıkla takılmalar yaşadık. Siz gidip mesela bir Half-Life ya da herhangi bir Half-Life araba yarışı, vurmalı FPS oyunları oynarsanız çok çok büyük bir ihtimal bu takılmaları çok daha fazla sık yaşayacaksınız. Onun dışında çok enteresan bir şey yaptık. 5 GHz modemi olmayanlar için direkt olarak 5 GHz modem yarattık telefonumuzu kullanarak. Telefonumuzu hotspot'a çektik ve 5 GHz network özelliğiyle bağlandık. Ve o şekilde bilgisayarı telefona bağladık 5 GHz network ile. Telefonda 5 GHz network ile Oculus'a bağlayıp videomuzu bu şekilde oyunumuzu denedik. Bunda da gene 2.4 GHz'deki gibi bir performans aldım açıkçası. Biraz daha iyisi yalnız. Takılmalar ve laglar sanki biraz daha iyiydi. Ama dediğim gibi bunlar oyundan oyuna tamamen değişebilir bence. Dediğim gibi bu oyunumuz son derece basit ve takılma yaşanmayan bir oyun. Yani herhangi bir akıcılık yok, durağan bir oyun. Ondan dolayı oynanması mümkün oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz varsa soruları yorum kısmına yazarsanız ben de dönüş yapmaya çalışırım. Herhangi yaşadığınız sorunlar olursa, bir şey olursa onlarla ilgili fikirlerimi söyleyebilirim. Çünkü ben
Son derece bu bağlantıları değiştirirken son derece farklı sıkıntılar yaşadım. Sürekli olarak bağlantı sorunu aldım. Uygulamaları yeniden açtım, kapadım sürekli. O yüzden herhangi bir şey diyecekseniz yorumlarda diyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Oculus Quest alacak olan arkadaşlarınız varsa da videoyu tavsiye edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum sonraki videomuzda. Bay bay.